Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Vampire Survivors bölümüyle karşınızdayım ben Ata. Vampire Survivors'a kaldığımız yerden tam gaz ana moddan devam ediyoruz. Önceki Vampire Survivors bölümünde sizlerle birlikte ekstra bölümleri, challenge'ları vesaire oynayıp onları bitirmeye çalışıyorduk. En sonunda onda da bembeyaz yapmıştık. Ardından da yeşil araziye başarılı bir şekilde yapmıştık. Bu sefer de sizlerle beraber arkadaşlar ay parıltısı kısmını, bölümünü sizlerle beraber oynayacak ve inşallah o bölümü bitiriyor olacağız. Daha fazla Vampire Survivors videolarının gelmesini istiyorsanız ve sesimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı, kanalımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, genellikle ben farklı karakterleri tercih ediyorum. Bu sefer de Crouch karakterini tercih edeceğim. Bir canlanma ile başlıyor. 33. seviyeleri ekstra bir canlanma kazanıyor kendisi. Videoda yer vermediğimden eminim. O yüzden bu sefer kendisini oynuyor olacağım. Ve bu sefer bu sürekli kırmızı kırmızı parlayan, ay kırmızı ve parlak olduğunda deniz tarafından yutulan bir kasabanın kalıntıları yüzeye geri dönerek gizemler ve zenginlikler getirir açıklamasıyla ay parıltısı bölümünü arkanalar da dahil olacak şekilde sizlerle beraber oynuyor olacağız. Bakalım başımıza bu bölüm neler gelecek. Bakalım başımıza ne işler açılacak. X'i tercih etmemiz burada mantıklı olacak. Çünkü ekstradan artı bir fırlatabilir olması bence işimize yarar. Bakalım dediğim gibi başımıza neler gelecek bu bölüm içerisinde. Tüccar da var burada aynı zamanda. Tüccarı da aldığımızda belli başlı fırlatabilir eşyaları falan seçebiliyoruz ya da altın yumurta seçebiliyoruz. Fakat altın yumurta mekaniğini şu anda anlatmam çok da mantıklı olmayacak. Çünkü o biraz daha böyle derinlemesine girmesi gereken bir mekanik olmasından ötürü şimdilik ondan bahsetmeyeceğim. Ama sıradaki bölümlerde tabii ki de altın yumurtadan bol bol bahsediyor, konuşuyor olacağız. Kendisini bol bol kullanıyor olacağız. Önemli bir mekanik yani fazlasıyla. Ama şu anlık onu bahsetmek için fazlasıyla erken. Onu da bir ikisini vermiş olayım. Şuradan taçı da alalım aynı zamanda. Hızlı seviye atlamak istiyoruz çünkü. Bu bölümde aynı zamanda yani oynadığımız bölüm, oynadığımız harita. Bütün arkadaşlar, bütün toplanabilirlikler, ekstra pasifler vesaire hepsini aslında alabiliyoruz. Hatta şuradan çoğaltıcı ikinci seviye yaparsak direkt olarak çoğaltıcıyı bitirmiş olacağız zaten. O yüzden onu direkt olarak aldım. Bakalım başımıza neler gelecek. Dediğim gibi amacımız burada 15 dakika hayatta kalmak ve oyunun ana moduna daha rahat ilerleyebilmeyi olanak sağlayabilmek. Bakalım becerebilecek miyiz? Bir yerden sonra fazlasıyla zorlaşacak. Hani onun bilgisini ben şimdiden vereyim de. Buradan da bir de aynı zamanda içi boş bir kitabını tercih ederim. Çünkü bekleme süresi azaltması burada bayağı bir işimize yarayacak. Çünkü zaten hani oynayacağımız süre gayet kısa, 15 dakikadan bahsediyoruz. 15 dakikada ne kadar fazla saldırı yapıp ne kadar fazla düşmanı öldürebilirsek bizim için o kadar kar yani. Onun da bilgisini vermiş olayım. Elimden geldiğince de bol bol buradaki vazoları patlatmaya çalışacağım. Çünkü buradan item falan düşme olasılığı var. İşimize yarayabilecek şeylerin düşme olasılığı var. Ondan dolayı bunu yapmamız bize katkı sağlayacaktır. Tacı ikinci seviye yaptım. Bundan sonra silahı geliştiriyor olacağım birazdan. Çünkü silahı hiç geliştirmedik henüz. Geliştirmemiz bize iyi bir olanak katkı sağlayacaktır. Çünkü hasara ihtiyacımız var. Ve daha fazla fırlatabilire ihtiyacımız var. Yani projectile'a. Ondan dolayı mümkün mertebe silah seviyemizi arttırmadan önce bir dediğim gibi seviye atlamak isterim bilginize. Bir süre de Vampire Survivors videosu gelmiyordu. Kusura bakmayın, kanaldaki mevcut serilerden ötürü olarak birazcık aksilikler yaşandı. Ama tam gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve aynı zamanda yeni bir oyun serisine de başlayacağım. Onu da bilgisini de vereyim. Orada sarımsak var zaten bizde. Sarımsak olduğu için de hacı geliştirme gereksinimde bulunmadım. Sonuçta sarımsak bu tarz kalabalık düşmanlara karşı çok etkili olduğu için, gerçekten fazlasıyla etkili olduğu için onu tercih ediyorum. Ve aynı zamanda pomarolayı tercih ediyorum bir de. Ki sarımsağı evolve edebilelim erkenden. Erkenden evolve ederse bize bayağı bir katkı sağlayacaktır. Böyle bu tarz çok kalabalık düşmanların gelebildiği bölümlerde sarımsak gerçekten çok güçlü olabiliyor. Tacı 4. seviye yaptık. Şimdi hemen 5. seviye yapmak için yukarı çıkacağız. Ardından da silahlarımıza ağırlık vereceğiz aslında. Yani tercihimizin bu yönde olması bizim için daha iyi olur. Tora'nın kutusunu aldım aynı zamanda. Bir yere kadar, çünkü bizi epeyce bir güçlendiriyor kendisi. İyi katkı sağlıyor. Bu arada yukarı sağa doğru gitmemiz lazım. Bir yandan düşman öldürmeye çalışıyorum. Bir yandan da
Tabii ki de yukarıya doğru gitmemiz lazım. Sarımsağı 3 yapayım. Hasarı falan arttırayım. Hemen yukarıya doğru çıkalım. Tacımızı 5. seviye yapalım. Zaten eşyalar birbirine fazlasıyla yakın olduğu için yani çok da dert etmelik bir durum söz konusu değil. Yani onu da söylemiş olayım. Bunu da aradan çıkartalım. Şuradan hemen tacı alalım. Taçla işimiz tamamen bitmiş oldu an itibariyle. Yani bir şeyi fullemiş olduk. Ağrından da içi boş büyü kitabı. 2. seviye yaptık. Sonrasında da onu fullemeye çalışıyor olacağız. Pumarola da var bizde. Onları da diğer pasifleri de zaten 6 tane pasif toplandıktan sonra direkt olarak alacağım. Şimdi içi boş büyü kitabının direkt yanına geldim. Çünkü 4. seviye yapar yapmaz direkt 5 yapacağım. Ve onu da fullemiş olacağız. Aradan çıkartacağız. Daha ana silahımızı hiç geliştirmedik. Ana silahımızı da geliştireceğiz muhakkak. Şimdilik yapabileceğimiz en iyi şey ama burada. Şu anlık. Pasifleri biraz daha güçlendirip bir yandan da ana silahımızı yükseltmek aslında. Ama Toron'un kutusu gelmesi benim işim birazcık bozuyor. Çünkü kuvveti arttırıyor. Tesis süresini arttırıyor. Alanımızı yükseltiyor vesaire vesaire. Kısacası her şeyimizi buff'lıyor. Kendisini 9. seviyeye geliştirene kadar. Çünkü 9. seviyeye bastığımızda düşmanların bütün statları 2 kat güçleniyor. Artık buradan hacı geliştirmenin vakti geldi. Hasara ihtiyacımız var çünkü. Tamam, Toran'ın kutusu yüzdelik arttırıyor ama silahımız güçlü olmadıktan sonra yüzdelik güçlenme açıkçası çok da bir işe yaramaz. Ondan dolayı biraz da mecburi bir şekilde silaha ağırlık vermemiz gerekiyor. Mümkün mertebede bol bol vazoları falan da patlatıp oradan item'lar çıkartıp düşmanların üzerinde kullanmaya çalışıyor olacağız. Zaten haritada küçük olduğu için ekstradan hani etrafı keşfetmek bizim için değerli. Hacı 3. seviye yaptı, hız arttı, hasarı falan vesairesi onlar arttı işte. Hacı da evolvlamak için zaten yonca gerekiyor ki zaten az önce de gördünüz. Evolve etmek için yoncanın lazım olduğunu. Buradan Toran'ın kutusu devam. Çünkü haç gelmedi. Yani ana silahımız gelmedi. Sarımsak da gelmedi. Sarımsak da gelmediği sürece ana silahımızı geliştirmek bizim için değerli. Haç yapacağım buradan çünkü hasar. Sonuçta hasar ve düşmanların üzerine gittiği için bu haç. Düşmanları vurup geri döndüğü için. Özellikle de böyle canları biraz daha yüksek düşmanlara karşı iyi katkı sağlar derken hacı 5 yaptık. Bir yandan da işte kalabalık düşman grupları geliyor. Onları da sarımsakla temizliyoruz zaten. Buradan Sklomenik'i açacağım çünkü daha fazla düşmanın gelmesi işimize gelir. Zaten düşmanların canları genel olarak düşük çünkü kalabalık geliyorlar. Daha kalabalık gelmeleri demek bizim daha çok ödüllendirmemiz demek aslında. Burada daha az seviye atlamamız için aslında önemli bir etken. Çünkü halihazırda zaten hani hızlı seviye atladık. Bayağı hızlı seviye atladık hem de. Bunu değerlendirmek lazım mümkün mertebe. O yüzden Sklomaniac'da geldikçe artık tercih edeceğiz. Ve 6 pasifin 6'sını da toplamış olduk an itibariyle. Sklomaniac'i bir seviye de arttıracağım. Çünkü daha fazla düşman. Daha hızlı seviye atlamak demek. Ödüllendirmemiz demek. Haç'ı zaten geliştiririz. Tamam, haç 6 yapalım. Sarımsağı zaten geliştireceğiz. Eninde sonunda. Ama sarımsak ana silahımız bile değil zaten. Onun yerine ana silahı geliştirmek daha mantıklı olacaktır. Etkisini görün diye. Sarımsağı zaten biliyorsunuz çünkü. Sarımsağı 4 yapalım. Sonuçta alanımızın artması gerekiyor. Çünkü düşmanlar artık kolay kolay ölmemeye başlayacaklar. Haçı 7 yaptım. Sonuçta bir tane daha fazla fırlatabilir olması önemli. Artı evolve'layacağız zaten. Evolve'layabilmemiz ve bunu erkenden yapmamız epey kritik. Boş büyük kitabı. Sonuçta silahlarımızın daha hızlı bir şekilde aktifleşmesi lazım. O yüzden işte boş büyük kitabını da tabii ki de değerlendirmek lazım. Buradan haçı bir fullleyelim. Hasarını bir maksimum seviyeye çıkartalım. Mevcut olduğu durumdaki maksimum potansiyeline ulaştıralım. Sklomaniac bir seviye daha. Toran'ın kutusu. Bir daha Toran'ın kutusu. Sklomaniac 4. Artık onu da maxlayabileceğiz zaten. Hatta gidelim maxlayalım kendisini. Nerede o Sklomaniac? Yani kafatası. Onu hemen bulalım. Bir de içi boş büyük kitabını 3. seviyeye yapmıştık. Onu da 4 yaptığımızda direkt olarak kitap alıp onu da fullleyeceğiz. Aradan çıkartacağız yani. O da zaten burada şu an. Kafatası nerede? Benim için kafatası önemli. Ha, soldaymış, tamam. Görmemişim kendisini. Çok sorayım. Evet, dakika 7 oldu. Ekran böyle kırmızılaşmaya falan başladı.
gördüğünüz üzere. Yani yavaştan zorlaşacak. Giderek zorlaşacak. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Şöyle hemen içi boş bir kitabını da aldık. Kolay kolay ölmeyiz zaten, seviye 33 olduğumuzda da zaten bir daha canlanabileceğiz. Yani ekstra bir canlanma hakkımız daha olacak. O yüzden çok da bir mesele yok. Ben artık sandıkları açmaya başlayacağım yavaştan. Ama önce ne olur ne olmaz bir pomar olayı da geliştirelim. Pomar olayı geliştirdikten sonra da hani gideriz artık yavaştan. Asıl upgrade'lerimizi yaparız. Bu arada silah olarak sadece 2 silah tercihi yapmışım ben canlı yayında. Ki böyle olması daha iyi. Ana silahın ne kadar güçlü olduğunu bu sayede, ne kadar iş yapabildiğini sizlere gösterebileceğim. O yüzden böyle yapmak daha iyi oldu. Yoksa seviye atlamak, yani istediğimiz silahlara özellikle seviye atlatmak çok daha zor olacaktı. Yani isterseniz siz de bu tercihi yapabilirsiniz. Toronan kutusunu da tamamen çıkartıyorum. Çünkü yoksa bize bayağı bir mesele açacak. Derken bu arada pumar olayı da geliştirdik. Şu an yavaş yavaş düşmanlar üstümüzde deli gibi akın etmeye başladılar. Ama mesele mi? Hayır, mesele değil bu arada. Zaten belli bir gücümüz var. Sarımsağı da geliştirmeye devam edeceğiz. Kuvvetimizi de arttırdık. Ekstra pasifleri de toplayacağız. Ha bu arada tabii şey yapabilmemiz için, bu bizim ana silahı geliştirebilmemiz, evolve'layabilmemiz için yoncaya ihtiyacımız var. Yani yoncaya odaklanmamız gerekiyor biraz daha. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Bu arada yengeç, ha yengeç burada, tamam. Sonuçta onu öldürdüğümüzde bize sandık veriyor. O yüzden tuğlayı almakta fayda var. Şöyle hemen seviyede bir 41 olalım. Ne kadar hızlı o kadar iyi. Evet, yoncayı da bir arttıralım artık. Bundan sonra hem yonca hem de pumar olayı geliştirmemiz lazım. Ne kadar hızlı fullersek evo'u da o kadar garantileriz. Sonra diğer pasifleri de hızlı bir şekilde toplarız. Sonra onları da upgrade edip full buydu oluruz. Dediğim gibi ekstra silah tercihi falan yapabilirdik ama zaten 15 dakikalık bir süremiz var. Hani iki silah olması o yüzden çok da mesele olacağını düşünmüyorum. Açıkçası gücüme falan güveniyorum. Yaptığım dizilime de güveniyorum. Sarımsak zaten kalabalık, canı az olan düşmanlar için. Haç da genel düşmanlar için. Ama dediğim gibi iki silah olacak şekilde sınırlandırdığımı açıkçası unutmuştum. Ama kötü mü oldu? Hayır, kötü olmadı. Bu sayede pasif özelliklerle neler yapabileceğimizi daha iyi göreceğiz. Açıkçası kötü bir şey yapmadık yani. Aslında. Hiç kötü bir şey yapmadık hem de. Hemen hızlı bir şekilde seviye atlamaya devam. Pumar olayı 4 yaptık. Ve pumar olayı fulledik. O zaman bir sandığımızı açalım. Evolve yapamıyoruz şu anda. Pekala. Tamam. O zaman madem evolve yapamıyoruz, şu pasifleri bir toplayalım. Pasiflerimizi toplayalım. İhtiyacımız olacak çünkü. Hızlı bir şekilde seviye atlatalım bari. Yani evolve yapmama izin vermedi oyun. O zaman biz de ona göre hareket edelim. Madem öyle. Şunların hepsini al. Sonuçta düşmanlar giderek daha da zorlaşacak. Gördüğünüz gibi zaten akın akın geliyorlar şu anda. Ama bize en ufak bir şekilde sorun yaratamazlar. En azından şu anlık. Buradan aslında spana kalıp hasarımızın oranını arttırmak iyi olur. Çünkü Sklomania kaldık. Hani düşmanlarımızın canını vesaire %50 arttırdığımız için biraz daha güçlenmemiz bizim için epey katkı sağlayacaktır. Buradan bir alanı da arttıralım. Şamdanı yani bir geliştirelim. Sarımsakla da beraber güzel hem etki sağlar. Hem de aynı zamanda hacımız da daha geniş alana vurur. O açıdan önemli. Şu an gördüğünüz gibi düşmanlar deli gibi üstümüze çullanıyorlar. Ama dediğim gibi bize pek de bir zarar veremezler. Hatta şu yaprağı da alayım çünkü neden olmasın. Bu haritada bu arada arkadaşlar deli gibi altın kasabiliyorsunuz. Hani bayağı bayağı fazla altın kasabiliyorsunuz. Bir de altın kasmanızı sağlayan ekstra arkanaları vesaire tercih ettiğiniz zaman işiniz çok çok daha kolaylaşıyor. Hani haberiniz olsun. Eğer deli gibi altın kasmak istiyorsanız. Aha bu ay parıltısı haritası. Sizin için biçilmiş kaptan. Zaten bir yandan altın da toplamaya çalışıyorum. Gördüğünüz üzere. O yüzden zaten taş maskeyi tercih ettim. Normalde etmezdim. Aha da bu arada düşmanlar iyicene zorlaşıyor. Göründüğü üzere. Hani artık tehlikeli sularda yüzüyoruz. Madem tehlikeli sularda yüzüyoruz, biz de artık sandıkları açalım madem. Derken bir kere öldük.
Ama önemli değil. Ekstra 2 canlanma hakkımız daha var şu anda. Şu an hiç mesele yok. Ve oyun maalesef silahları evolve etmemize hala izin vermiyor. Bir süre daha böyle devam ederse dakika 15'i göremeden öleceğiz gibi duruyor. Ama ben videoyu durdurur. Silah sayısını arttırır. Ondan sonra zaten yine devam ederiz. Hani en ufak mesele yok. Halledilir. 15 dakika burada hayatta kalmaktan yana bir problem olmaz. Halledir yani. Bir daha lük. Seviye 54'üz. Seviye 55 olduk. Kol zırhını bir arttıralım. Mıknatısı da aldık aynı zamanda. Üçüncü kez de ölmeyelim. Mümkünse. Seviye 55. Bir seviye 56 olabilir miyim? Vallahi son anda oldum. Evet, ıspanağı 5 yaparak hasarımızı olabilecek en yüksek seviyeye şu anlık düz hasar mantığında çıkardık. Ama yine de öldüm. Yukarıda Tregisu var. Onu almamız gerekiyor. Ne olursa olsun. Şurada bir de saat de var. Onu da bir alalım. Oyun almama izin vermedi lan yalnız. Peki o zaman bir reklam izleyip kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, kaldığımız yerden tekrardan videomuza devam ediyoruz. Şimdi hemen hızlı bir şekilde Tregisu'yu alacağım. Çünkü Tregisu bizim ekstra canlanmamızı olanak sağlayacak. Tabi ölmezsek, ölürsek çünkü daha da canlanamıyoruz. Şimdi bir kez daha canlanma hakkımız var. Ama eğer Tregisu'yu ikinci seviye yapmayı başarırsak, ki oyun izin vermiyor. Bir daha canlanma hakkımız yok abi. Ölürsek GG'yiz. Biraz fazla zorladık şansımızı anladığım kadarıyla. Ama hala hayattayız. Bir şekilde. Direniyoruz yani. Bizde öyle kolay kolay ölüm yok. Öyle kolay ölmek yok bizde. Şunları da mümkün mertebe öldürürsek bizim için çok iyi olacak. Haçı da aldık aynı zamanda. Haçı da almamızla beraber kalabalık bir düşman grubunu temizlemiş olduk. Ya artık bir haçı aynen sonunda ya. Biraz geç oldu ama. Geç de olsa bir evolve geldi. Belki hayatta kalmamızı sağlar. Ben çok inanmıyorum. Aynen öldük olması gerektiği gibi. İki silahla bir yere kadar gidiyor çünkü. 7500 altın topladık. Hiçbir şey yapmamış olmamıza rağmen neredeyse. Ve aynı zamanda yeni bir arkan açtık. Şimdi videoyu durduracağım. Silah sayısını arttıracağım. Kaldığımız yerden yine devam edeceğiz bu dakikalarda. Bu arada sevgili arkadaşlar, bilgi vermeyi unuttum. Tüccara geldikten sonra ki Can Wizard'ı alırsanız tüm bölümlerde tüccarı çağırma özelliği kazanıyorsunuz. Bu da tabii ki de oyundaki başarılardan bir tanesi. Bunu size söylemeyi unuttum. Hazır aklıma gelmişken de bunu da göstermiş oldum sizlere. Yani ekstradan başarı açmış olduk. Kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, kaldığımız yerden tam gaz devam ediyor. Silah sayısını 4'e çıkardık. Ekstradan bu arada Arcana da buldum. Bu Arcana sayesinde altın kesesi falan topladığımızda ve her altın topladığımızda can yenileyebileceğiz. Bu da tabii devamlı olarak hayatta kalabilmemizi sağlayabilecek. Çünkü sürekli olarak üstümüze düşmanlar geldiği için zaten normalen çok daha rahat bir şekilde ve uzun bir süre bu sayede hayatta kalabileceğiz. Bu da tabii ki de bizim için epey önemli bir etken. Ne olur ne olmaz zırh falan da aldım. Bu sayede aldığımız hasar düşecek. Bu da tabii önemli bir şey. Buradan artık taş maske tercihini yapmaya başlayacağım. Çünkü malum altın kasma ihtiyacımız var. Düşmanların da ne kadar tehlikeli olduğunu görüyorsunuz. Şöyle ben yukarıya doğru bir çıkayım. Yukarıya doğru çıkayım abi. Evet artık baltamızı da geliştirmiş olduk. Şu düşmanı yok edersek bu arada sanırım özel bir olay tetikleyeceğiz. Çünkü etrafımızda gözler falan dönüyor böyle. Sebebini bilmiyorum ama 15 dakika olmadan bizim buradan sağ çıkmamız lazım bir şekilde. Seviye atlamaya çalışıyorum hızlı bir şekilde. Şuradan bari alabileceklerimi alayım da toplayabileceğim her şeyi toplayayım artık. Çünkü malum dakika 14.30'a geldik artık. Bayağı toplayabileceğimiz şey var. Altınımızı da 3000'e çıkardık daha şimdiden. Tamam, ıspanağı bitirelim. Hasarımızı maksimuma çıkartalım. Şu heykel gibi olan pervaneli şeyin üzerine gidelim. Mümkün mertebe. Hatta şurada haç var. Onu bir alırsam hatta. Aynen. Gördüğünüz gibi bayağı fazla altın topladık. Yani 5K altın topladık. Daha ne olsun yani. Daha ne olsun. Yani sadece tek bir altın rush şeyinden 5K altın topladık. Biz daha ne yapalım? Bir daha çaldım. Ve dakika 15 oldu. Azrail'e direkt olarak yani Red Dead kafamıza vurdu. Bir şeyler yaşandı.
Aha özel bir yere atıldık bu arada. Aha da özel bir evente atıldık. Dakika 15'e kadar hayatta kalmamızla beraber böyle özel bir yeri tetikliyoruz. Ama ölmemiz merak etmeyin sizi korkutmasın kesinlikle. Burayı tekrardan oynayabiliyoruz bu bölümü geçene kadar. Burası çok kritik bir yer. Burası çok özel bir yer gerçekten. Zaten burada gördüğünüz gibi dur sen de bunu görüyorsun. Bir terslik var diye yazıyor. Bunun için ayrı bir video yapacağım arkadaşlar. Bu çünkü oyundaki en önemli, en kritik anlardan bir tanesi. Ondan dolayı burayla yani ay parasıyla işimiz tamamen bitmiş oldu. Capella Magda da bir ünlem işareti var. Görev gibi bir şey var. Patron hücumda ve kemik mezarlığında burada yapabileceğimiz bir şeyler var. Dediğim gibi bu özel yer. Galiba Grand bir şey yazıyor ama okuyamıyorum maalesef ki. Maalesef ki okuyamıyorum. Okuyabilenler yorumlar kısmına yazsınlar. Neyse sevgili arkadaşlar bu video birazcık kısa oldu ama merak etmeyin. Bir tane daha Vampire Survivors videosu gelecek muhakkak bu özel yerle alakalı. Burası dediğim gibi çok ama çok ama çok kritik bir yer. O yüzden arkadaşlar bölümü yavaştan bitiriyorum. Evet sevgili dostlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Keyif aldıysanız destek olmak isterseniz destek amaçlı. Benim Rabbim Kamza Rabbim değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok şekil biliyorsunuz. Aynı zamanda Kamza web sitesinden dilerseniz başka üniversitelerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.